Şelem Zırhtekiş'e yar etmeyeceğim. Madem ben emir olduğum şehre giremem, o vakit Tekiş de Şelemzar'a canlı gidemeyecek. Oklamaya hazır olun. Abi! Yapmayız. Çekilesin, kaçacaklar. Bırak kaçsınlar. Şimdi vakti değildir bunun. Her şeyi berbat edersin. Doğru olmaz bu yaptığın. Doğruyu da yanlışı da senden öğrenecek değilim. Görmedin mi itibarımı nasıl çiğnediler? O Tekiş benimle alay etti. Emir olduğum şehre dahi giremez oldum. Sen de benim kardeşimsen. Gelirsin o hainlere karşı benimle birlik olursun. Ağabey. Babam sırf taht kavgası çıkmasın diye o asilere Şelemzar'ı bıraktı. Şimdi gidip bunları öldürürsen senin yaptığın anlaşılır. Ve o vakit hanedan iyice karışır. Devlet ateşe atmayasın. Aklını fikrini kuvvetle yönlendiresin. Babamın hamlesini beklemekten başka çaremiz yoktur. Benim kimseyi bekleyecek takatim yoktur. Hayır. İtibarım için gerekeni yine ben kendim yapacağım. Yeter gayrı bencillik etti. Babam için kolay oldu mu sanırsın senin yerine Şelemzar'ı o asilere bırakmak? Gayrı kendini değil devleti düşünesin. Ne o Melik Hazretleri? Melik olunca bize devlet dersi vermeye mi kalkarsın? Hı? Sen her şeyine kavuştun. Hem babam sana toprakta verecek. Sen git, o da sefanı sür. Gayrı benim işime karışma. Senin ağzından çıkanı kulağın duysun. Ben daha alelade biriyken bu devlet için ömrümü harcadım. Melik olmak, toprak almak benim umurumda mı sanırsın? Ben ne yaptıysam senin için yaptım. Babam için yaptım, bu devlet için yaptım. Benim için savaşacaksan gel ağabeyinin itibarı için savaş. Onlar hepimizin düşmanı. Ama düşman da olsa namertçe vurulmaz. Senin bu namertliği yapmana izin vermeyeceğim. Sen bana nasıl namert dersin? İstersen fırsatını çek. Ama bu yanlış yapmana müsaade etmeyeceğim. Kendini de, babamı da, devleti de ateşe atmayacaksın.